adalet yok. Adalet olsaydı hiç kimse, şu an hepsi suçsuzdur. Hiç kimse suçu yoktur. Günahı yoktur. Keyfi mameladı. Kürtlere karşı bir iskence çektiriyorlar. Nöbetten haberimiz vardı, ne yazık da hiç herkes kulağına pamuk takıyor. Hiç kimse duymuyorduktan geliyor. Kimse tıkı yok. Ne marifet esası var, ne şeydir. Bu zaten marifet, onlar zaten bir şeydir. Karton gibi. Hasta mahkumların bırakılmasını istiyoruz. İçeride bir sürü suçsuz, günahsız insanlar vardır. İşte bunlar hepsi baskı politikasıydı. Bizi istemiyorlar, sevmiyorlar. Bu yıllardan beri yerlerdir. Yani biz 35-40 yıldır bir şey vardır, bir mücadele vardır. Halen de devam ediyor. Onu bırak, bunu içeriye at. Bir tane iktidardan cezaevinden var, ben görmedim. Ben 11 sene yattım, 2 yıldır çıkmışım cezaevinden. Ben bir tane AK Partili ya da MHP'li görmedim yani. Hep yani muhalefet olan insanlar içeride. Siyasi karardır abi, ne olacak tabii ya? Devamlı takip halinde olacaksın. Ve süresi, cezası bitmiş bir mahkumu siz orada bekletemezsiniz. Sebebi olması lazım. Süreyi tamamlamış. Nasıl, hangi delille bunu bitiriyorsunuz? Sağlığı ön plana alırsınız. O insanın raporu varsa onu orada hangi gözlemci tutamaz? Sağlıktır söz konusu olan. İnsanı sen ölümcül bir hastalığa doğru sürükleyemezsiniz. Her insanın, vatandaşın özgür bir düşüncesi vardır ve sağlık gelmiş buna. Hani bunu siz engelleyemezsin. Ölümüne doğru cezalandırılmış oluyorsunuz o zaman halkı. Bu vahşettir yani, bunun başka bir ismi yok ki. Bu bir vahşettir yani. Bu hangi tarafta olursa olsun, ne olursa olsun yani insanların cezaevinde ölmesi kadar kötü bir şey var mı? Yani insanlar kendi ihtiyacını göremeyecek kadar o duruma gelmişse, eğer sistem bunu görmüyorsa, yani bu artık nasıl diyeyim, yani intikam alır mantığıyla hareket ediliyor. Adalet denen şey yok zaten Türkiye'de, öyle bir kavram yok yani. Bir nevi şu an çeteleşmiş çetelerin Türkiye yönettiği bir dönemden geçiyoruz. Söz konusu Kürt sorunu olunca, Kürtler olunca, yani bunun beyazı, siyahı, kırmızısı yok. Hepsi aynıdır. Renkleri değişebilir, şekilleri değişebilir ama aslında beynindeki, zihnindeki, yani aşağı yukarı hepsi aynı çizgiye devam ediyor. Apaçık bellidir. Kürtler katlediliyor. Zaten bu 100 yıldır bir sömürge var. Taroboski, Halepçe, binbir türlü şey var. Sen asını yitirmiş bir Kürtsin. Bak, senin içeride binbir türlü kardeşlerin katlediliyor. Bunlar kanserden, kalp krizinden katledilen Kürtler değildir. Sen bir cenaze aracı teslim etmedin. Sen bir morga koyup da test etmedin. Bunun ölüm sebebi nedir? Kanser veya kalp krizi deyip geçirtemezsin. Bunlar siyasi cinayetlerdir tabii. Bir sömürge vardır ortada. Bir katledilme vardır. Niye ki ben Kürt kimliğini taşıyorum. Ben Kürt asrına sahibim diye ben katlediliyorum. Ben hiçbir şekilde bunların sistemini de kabul etmiyorum. Kendilerini de kabul etmiyorum. Ben Kürt'üm. Benim aklım ne diyorsa onu yaparım. Özgürlük oluyorsa ben bu yolda koşarım. Onların ellerinden öperim. Onlar benim resmen yerde sürülen namus ve şerefimi düzelten ailelerdir. Bunlar öyle bir annelerdir ki oğulları her bir direnişte, mücadelede yer veren annelerin sesleridir bunlar. Ne içeridekiler kabul ediyor, ne biz dışarıda olarak kabul etmiyoruz. İçeride bir sömürgecilik de var, dışarıda da bir sömürgecilik var. Halk olarak sadece Kürtler değil. Yani bu doğru yolda, aklı selim olan insanların bir olması lazım. Sadece ekonomi yolundan değil, insanlık yolunda, özgürlük yolu mücadelesinde bir olmaları lazım. Halk Kılıçdaroğlu diyor ki, partide biz bu gelikürtük. Yani tücudat ve kıvantı ne ya? Tabi aynı ne yani. Bina nişan beden ya ki bina Aysel Toğluk. Yani bir kere evke hobi bina, ihtiyacı hobi bina. Yani gara vera berdan yani evya kebe evka insan hakları yani tücü üçü de bez bir abi be. Yani artık ne kadar idana mahkubu ki gara be berdan yani. Em bana dibiniz mesela bana yani hani adalet dibi ülkede adalet diye bir şey ne var yani adalet. Terkine bin ders yapıyor, polisi terkine bin ders yapıyor. Yani
Adalet diye bir lastik, bir kişi Ali dedi bir şey, bu Ali Kuda dedi. Her avay Ali Kuda dedi bir şey. Dafaziye gele kız gere hep bir o karşı ve sistemi seçim peşemede ya gere bana bir girin berçav ve o göre göre gere o yok. Nevroz şey bu mesela Nevroz resmi bu izinci atıp ıslandığını her tıştak girin yani bir. Ne işte millet de keve kadı. İsa ci millet ev kahu nişanda. Yani millet ci millet keve kuvara bay havdu gerçekten her tıştı işte şıkandın yani. Gelemeli de yek. Görüş günlerinde cezaevine gidiyoruz hiçbir bilgi verilmeden haberin ama bakıyorsun ki yeri değiştirilmiş, nakli yapılmış. Haber vermeden hiçbir gerekçe sunulmadan. Normalde cezaevinde yerin değiştirilmesi için o mahkumun ya bir olay yaşaması lazım ya bir sorun olması lazım. Ama keyfim olmalı. Sadece orada bir iki aydır kalmışsın, muhabbet artmıştır, örgütleme bahane edilmiştir. Başka bir yere tecidi yapılmıştır. Haber verilmeden, yeri söylenmeden. Yani kimsesizleştirme politikası uygulanıyor. Gerçekten meydanların dolu olması gerekiyordu. İnsanların ses yapması gerekiyordu her açıdan. O kadar çok sebep var ki şu an. Ama kimse konuşmuyor, hayret ediyorum. Ama insanlarda müthiş bir birikim var. Bu birikim, bu korkunun getirdiği sıkıntı bir yerde patlak verecek.